Çalışır başkanım. Hadi dalarlar saçlı. İşçi zengin mi? Hayır. Biraz daha. Evet. Çok kıymetli Sayın Genel Başkan Yardımcım, Sayın İl Başkanım, İlçe Başkanım, Genel İş Sendikamızın çok kıymetli Şube Başkanı, Memur Sendikamızın çok kıymetli Şube Başkanı, değerli sendikalarımızın temsilcileri, değerli çalışma arkadaşlarım ve güzel ailemiz, İzmit Belediyesi ailemizin güzel insanları, değerli emekçileri, emekçi kardeşlerim, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hep birlikte kadrolu işçi arkadaşlarımızın alın terini onurlandırmak, alın terinin karşılığını hep birlikte barış içerisinde, iş barışını sağladığımız güzel bir sözleşmeye imza atmak üzere bir aradayız. Böyle günler bizim için kıymetli günler. Emek verdiğimiz, beraberce sendikalarımızla göreve geldiğimiz günden bu yana alın terinin karşılığını en üst seviyede verebilmek adına bütün çalışma arkadaşlarımızla samimiyetle çabaladık. Bütün sıkıntılarımıza, Türkiye'nin genel ekonomik sıkıntılarına, bizim mecliste çoğunluğumuzun olmaması nedeniyle yaşadığımız engellemelere, bunun yarattığı ekonomik zorluklara rağmen bir gün olsun işçimizi mağdur etmemek adına gerçekten hep diken üstünde olduk. Hep samimiyetle yaklaştık. Sendikalarda asla ve asla savaşla değil, mücadeleyle değil, sendikalardan hesaplarımızı asla kaçırmadık. Şeffaf bir şekilde bütün hesabımız, kitabımız neyse önlerine koyduk. Hep birlikte masanın etrafında verilebilecek en üst düzey zamları vermeye çalıştık. Hem memur sendikamıza, hem işçi sendikamıza, kadrolarımıza ve şirket çalışanlarımıza. Asla esirgemedik, kısıtlamadık. Hatta sendika bir istiyorsa biz üç vermeye çalıştık. Bir tık daha, bir puan daha, bir puan daha nasıl yükseltebiliriz, ne yapabiliriz diye hep kendimize dert ettik ve bunu samimiyetle yaptık. Bu bir lütuf değil. Bu zorlu ekonomik koşullarda hepimizin boynunun borcu. Keşke daha iyi koşullarımız olsa da çok daha yüksek zamlar verebilsin. Ama daha da önemli şey, göreve geldiğimizden bu yana eşit işe eşit ücret mantığıyla kimseyi kayırmadan, kimseye siyasi torpil yapmadan, kim hangi işi yapıyorsa adil bir şekilde hakkını vermeye çalıştık. Aynı ücreti almalarını sağlamaya çalıştık. Göreve gelmeden önce 49 ayrı iş tanımı vardı şirket çalışanlarında. Aynı işi yapıyordu. Biri 3 lira alıyordu, biri 10 lira alıyordu. 49 ayrı tanımı 7 ayrı iş koluna düşürdük ve artık aynı işi yapıyorsa aynı maaşı alıyor işçilerimiz. Kadrolarımızla şirket çalışanlarımızı olabildiğince birbirine yaklaştırmaya çalıştık. Adalet duygusuyla hareket ettik ve gerçekten kimseyi birbirine kırdırmamaya çalıştık. Ve tekrar söylüyorum, sendikamızdan hiçbir şey kaçırmadık. Hiçbir şey gizlemedik. Kapalı kapılar ardında pazarlıklar yapmadık. Ve yıllar sonra bu kentte ikinci senemizde çok güzel bir iş sözleşmesine beraberce imza attık. Tabii ne kadar ne sözleşme yaparsak yapalım, bu ekonomik koşullarda ne yazık ki 3 ay sonra eriyip gidiyor maaşlar. Ama o ara zamlarla, ara protokollerle hep iyileştirmeye çalıştık. Ve şunu da iddia ediyorum, eğer bugün Kocaeli'de, Gebze'den Darıca'ya, Kandıra'dan Çayırova'ya tüm belediye işçisi yıllar sonra %60'lar, 50'ler, 80'ler zam konuşuluyorsa bu İzmit Belediyesi'nin varlığı sayesinde, rekabetin varlığı sayesinde yıllarca bu kadar ekonomik güçlerine rağmen bu zamları vermediler. Ama şimdi İzmit Belediyesi var diye İzmit Belediyesi'ne yarışa girdiler. Ve şimdi Gebze işçisi de bizim sayemizde zamlar alıyor. Darıca işçisi de bizim sayemizde birdenbire %60-70 zamları konuşur hale geldiler. Bu bile hepimizin gurur duyduğu bir şey. Ezanı bekleyelim başkanım. Peki. Sayın Genel Başkan Yardımcım, ezanı bekleyelim, sonra devam edelim diyor. Beraberce.
başkanım, oylarımız sizin belediye başkanlığına devam etmenizi istiyoruz. Kocaeli halkı olarak. Sayın Genel Başkanım, Fatma Hanım'ı seviyoruz. Evet. Seviyoruz başkanım. Yani onsuz olmaz.